Merhaba Üniversite TV izleyicileri, bir mesleki gündem programıyla daha karşınızdayız. Şu anda stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Kendisi KLİNİK OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ İklim Türköz. Klinik araştırma deyince insanların daha çok halkımızın kafasında hastaneler, yatan hastalar, evet, doktorlar canlanıyor. Aslında klinik araştırma işte insanların ihtiyaçlarına yönelik ilaç ya da biyolojik ürünler, medikal malzemeler, tedavi rejimleri ya da teşhis ürünlerinin etkinlik ve güvenilirliğini kanıtlamak için yapılan bilimsel çalışmaların tümü klinik araştırmalar. Yani daha böyle anlaşılır bir dille anlatacak olursam ilaç üzerinden örnek vererek çıkmak istiyorum. Şimdi normalde molekülün keşfi laboratuvarda başlıyor ve ilk olarak molekül keşfedildikten sonra bunun tabii ki hangi hastalıkta kullanacaksınız, İşte etkin mi, değil mi, gerçekten o hastalığa hitap ediyor mu? Bunun araştırılması yapılıyor. Ve dolayısıyla tabii ki insanlara geçmeden önce tüm ülkelerinde yasal zorunluluğu olan hayvan deneyleri yapılıyor. Hayvan deneyleri tamamlandıktan sonra sağlıklı gönüllülerde bu moleküller çalışılmaya başlanıyor. Faz 1 oluyor. Daha sonra hasta popülasyonlarında deneniyor. Yani işte ilacın, o molekülün laboratuvardaki çıkış sürecinden ruhsatlanıp eczane rafına yerleştirilinceye kadar geçen süreç klinik araştırmalar olarak nitelendiriliyor. Üniversite TV izleyicileri, bir mesleki gündem programıyla daha karşınızdayız. Şu anda stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Kendisi KLİNİK OPERASYONLAR DİREKTÖRÜ İklim Türköz. Hoş geldiniz İklim Hanım. Merhabalar, hoş buldum. İklim Hanımcığım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Ayrıca beni burada ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederim. Rica ederim. Dilerseniz kendimi tanıtmakla kısaca başlayayım. Tabii ki, tabii ki. İklim Türköz, 41 yaşındayım. Ortaöğretim Fen ve Matematik Alan Öğretmenliği mezuniyetimden sonra lisans eğitimimi de tamamladım. Ancak öğrencilik yıllarım bununla bitmedi. Hala yurt dışında bir üniversitede klinik araştırmalar üzerine doktoramı yapıyorum. Yani hala öğrenci konumundayım ama tabii aynı zamanda kurumsal bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. Klinik Araştırmalar Direktörü ya da Klinik Operasyonlar Direktörü olarak geçiyor. Bu şekilde günlerimiz işte mesai saatleriyle başlayıp uzun çalışma saatleri sonrasında devam ediyor. Bu şekilde de bugün de burada buluştuk sizlerle. Evet, iyi ki de buluşmuşuz diyelim. Peki bu klinik direktörlükten bahsettiniz. Peki klinik araştırma nedir İklim Hanım? Yani şöyle, klinik araştırma deyince insanların daha çok halkımızın kafasında hastaneler, yatan hastalar, evet, doktorlar canlanıyor. Aslında klinik araştırma işte insanların ihtiyaçlarına yönelik ilaç ya da biyolojik ürünler, medikal malzemeler, tedavi rejimleri ya da teşhis ürünlerinin etkinlik ve güvenilirliğini kanıtlamak için yapılan bilimsel çalışmaların tümü klinik araştırmalar. Yani daha böyle anlaşılır bir dille anlatacak olursam ilaç üzerinden örnek vererek çıkmak istiyorum. Şimdi normalde molekülün keşfi laboratuvarda başlıyor ve ilk olarak molekül keşfedildikten sonra bunun tabii ki hangi hastalıkta kullanacaksınız, işte etkin mi, değil mi, gerçekten o hastalığa hitap ediyor mu? Bunun araştırılması yapılıyor. Ve dolayısıyla tabii ki insanların geçmeden önce tüm ülkelerinde yasal zorunluluğu olan hayvan deneyleri yapılıyor. Hayvan deneyleri tamamlandıktan sonra sağlıklı gönüllülerde bu moleküller çalışılmaya başlanıyor. Faz 1 oluyor. Daha sonra hasta popülasyonlarında deneniyor. Yani işte ilacın, o molekülün laboratuvardaki çıkış sürecinden ruhsatlanıp eczane rafına yerleştirilinceye kadar geçen süreç klinik araştırmalar olarak nitelendiriliyor. Tabii ki ben bu kadar size 2-3 dakikada özetlediğim olay 15-20 yılı alabiliyor. Yani çok aslında hani 2-3 dakikada özetlenmiş o bilimsel etkinliklerin maliyeti hem çok fazla olabiliyor, hem emek çok fazla istiyor, hem de zaman çok fazla istiyor. O kadar haklısınız ki İklim Hanım. Yani aslında bunun temelinde uzun süreçler söz konusu ama ortaya konulan sanki bir 5 dakikalık, 10 dakikalık bir olaymış gibi. Evet. Peki benim merak ettiğim şeylerden biri, belli aşamalardan geçiyor mu? Aşamaları nedir bu klinik araştırmanın? Tabii ki. Söyledim. Sadece ilaç bazında değil, ilaç ve biyolojik ürünler değil, kullandığımız medikal cihazlar, evet, teşhis yöntemleri, tedavi rejimleri, bunların hepsi gerekli klinik araştırmalardan, o aşamalardan geçmek zorunda. Çünkü hangi ülkede olursanız olun, ilgili sağlık otoriteleri ve ilgili kurumlar bir ürünü ruhsatlandırmak için mutlaka gerekli raporlar ve gerekli datalar istiyor. Dolayısıyla bu dataların ortaya konulması için bir takım çalışmaları yapılması gerekiyor. Dediğim gibi biraz önce de ilaç üzerinden örnek verecek olursak zaten molekülün keşfi laboratuvarda başlıyor. Gerekli testler yapıldıktan sonra hayvanlar üzerinde preklinik çalışmalar dediğimiz klinik öncesi çalışmalar hayvanlar üzerinde deneniyor. Gerekli raporlamalar yapılıyor ve artık bizim klinik öncesi çalışmalarımız tamamlandıktan sonra biz artık klinik araştırmalar, klinik çalışmalara geçmiş oluyoruz. Klinik çalışmalar nedir? İnsanlar üzerinde kullanacağımız ürünler olduğu için mutlaka insanlar üzerinde de insanın metabolizmasında bir takım parametreleri analiz etmeye yönelik dataları toplamamız gerekiyor. Ve dolayısıyla klinik çalışmalar fazına geçtiği anda insanlar üzerinde denenmeye başlıyor. Peki, buyurun. Klinik araştırmaların Türkiye'deki, yani geçmişten günümüze gelen noktasından memnun musunuz? Herhangi bir geliştirilmesi gereken bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyor musunuz? Hemen şöyle anlatayım. Tarihsel gelişiminden bahsedeyim isterseniz ki hemen biraz önceki konuyu klinik araştırmaların aşamalarını aslında 4 aşamadan oluştuğunu da hemen eklemek isterim. Tarihsel gelişimi, dünyadaki gelişimi, Türkiye'deki gelişimine geçmeden önce klinik araştırmalar 4 fazdan oluşuyor. Faz 1 ki genellikle demiyorum, yasal zorunluluk, bütün ülkelerce yasal zorunluluk olarak faz 1'i tamamlanmak zorunda. Gönüllü, sağlıklı gönüllüler üzerinde tamamlanmak zorunda. Dolayısıyla burada faz 1 aşamasında ilaç verildiği zaman işte ya da molekül verildiği zaman molekülün metabolik emilimi, farmakokinetik etkileri, farmakodinamik etkileri, bütün dataları toplandıktan sonra ilgili datalar, ilgili raporlar, ilgili sağlık otoriteleri ve sağlık ilgili yetkili kurumlara sunulup artık tamam faz 1 tamamlandı deyip faz 2 aşamasına geçiyor. Ama eğer ki datalarda bir eksiklik varsa ilgili kurum ya da yetkili otorite datalarda eksiklik olduğunu söylüyor ve gerekçeyi sunaraktan tekrar tamamlanmasını istiyor. Faz 2 aşaması da bizim artık ilacımızın ya da molekülümüzün doz ayarlama aşaması. Yani hangi doz, işte hangi hastalığa eğer ki hitap ediyorsanız en iyi doz hangi aralıkta en iyi tedavi yanıtını veriyor. Biz bunları araştırıyoruz. Dediğimiz gibi artık ama faz 1'de biz sağlıklı gönüllüleri kullanıyorduk. Faz 2'de artık bizim popülasyonumuz hastalar. Dolayısıyla ilgili indikasyonda ya da hastalıkta ilgili hastaları kullanıyoruz. O hastalar üzerinde klinik çalışmalar yapıyoruz. Dataları topluyoruz. İlgili sağlık otoritelerini sunduktan sonra artık biz diyoruz ki tamam faz 2 datalarımız onaylandı. Faz 3'e geçelim. Faz 3'e geçtikten sonra da artık bizim etkililik ve güvenilirlik çalışmalarımız başlıyor. Yani benim molekülüm gerçekten söylediğim indikasyonda etkilidir. Bu bir tedavi seçeneği olabilir ve güvenlidir. Bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Ve en son post-marketing dediğimiz artık ruhsata doğru gidiyor bizim molekülümüz. Faz 4'e geliyoruz. Faz 4'te gözlemsel çalışmalarla işte son aşama datalarını da toplayıp ilgili sağlık otoritelerine sunduktan sonra artık bizim ilacımız eczane raflarında yerini almaya hazır. Tabii ki ben bu kadar kısa sürede anlattım ama size bu molekülün laboratuvardan faz 4 o eczane rafına kadar geçen süre 15-20 yıl. Ve dolayısıyla bir emek, bir bilgi bütünü, her şey bir arada olması gerekiyor. İlk olarak klinik araştırmaların gelişmesine bakacak olursak, dünyada ilk klinik araştırmayı 1747 yılında James Lind yaptı. Dolayısıyla James Lind İskoç bir doktor. Kraliyet ailesinin gemilerinde çalışan bir doktor ve skorbut hastalığını baz alarak yaptı. Çünkü denizlerde çok fazla seyahat eden denizcilerde bakıyor ki skorbut hastalığı çok fazla görülüyor ve klinik araştırmanın temelini atıyor. Evet. Tarihte bilinen ilk klinik araştırma. Evet. Tabii ki bunu takiben çeşitli aşamalardan geçiyor. 1946 yılında Nürnberg Kodu adıyla yasalar, yani klinik araştırmaların mutlaka etik bir temele dayandırılması gerektiğini savunan yasalar çıkarılıyor. Bu yasalar neden çıkarılıyor? Çünkü Nazi subayları, Nazi askerlerini ya da esir aldıkları askerler üzerinde onay almadan, rızaları olmadan çeşitli deneysel yöntemler uyguluyorlar ve dolayısıyla da bu yöntemlerin, yani bu etik dışı davranışın önüne geçmek için 1946 yılında Nürnberg Kodu yayınlanıyor. Ama tabii ki 1946'dan 1960'lı yıllara kadar, ki 60'lı yıllarda Talidomid faciası denilen bir olay geçiriyor. Ki dönemin Türkiye Sağlık Bakanı talidomidi Türkiye pazarına sokmadığı için biz hiç etkilenmeyen ülkeler arasındayız. Ama Japonya ve Avrupa, en fazla Avrupa ülkelerinin birkaçı, özellikle Japonya, bu talidomid faciasından dolayı gerçekten çok büyük oranda darbe alıyorlar. Çünkü talidomid hamile kadınlarda kullanılabilir, uyku verir, rahatlatır diye dünya pazarında yerini alıyor. Ve Japonya'da ve Avrupa ülkelerinde kullanıldığı zaman çocuklar doğduğunda konjenital malformasyon meydana geliyor. Yani kolları ve bacakları, uzuvları olmayan çocuklar meydana geliyor. Evet. Ama bence o dönemde Türkiye Sağlık Bakanı'na teşekkür etmemiz gerekiyormuş ki ilacı gerçekten Türkiye pazarına sokmadığı için Türkiye bundan gerçekten yara almadan çıkan ülkelerden bir tanesi. Tabii ki talidomid faciası olunca da 1964 yılında Dünya Sağlık Otoriteleri Helsinki'de bir araya geliyorlar. Bakıyorlar ki gerçekten Nürnberg kodları yeterli gelmiyor. Bunun geliştirilmesi lazım. Gerçekten hani etik ilkelerin daha çok açıklanması lazım. Ortaya çok net bir şeyler koyulması gerekiyor şeklinde bir fikir birliğine varıyorlar ve 35 maddelik Helsinki Bildirgesi yayınlanıyor. Çok güzel. Şu anda da zaten bizler Helsinki Bildirgesi'ne ve iyi klinik uygulamalar kılavuzuna bağlı olarak da Türkiye olarak, ki Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın da yayınladığı yönetmelikler doğrultusunda da Türkiye'de klinik araştırmaları sürdürmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Peki üniversite mezunları arasında hangi bölümler sizce klinik araştırmayı tercih etmeli? Yani şöyle, klinik araştırmalar güzel bir bölüm. Eğer ki araştırmayı seviyorsanız, sabırlıysanız, çünkü insanlar her zaman emeklerinin karşılığını almak isterler. Ama emeklerin karşılığını almak çok kısa sürelerde olmayabiliyor. Ama siz ne kadar çok özveriyle bu klinik araştırmaya yönelirsiniz ya da severek yaparsanız gerçekten klinik araştırmalarda sektörün ucu bucağı yok. O da size güzel fırsatlar, hem maddi hem manevi olarak gerçekten olanaklar sunabiliyor. Hangi bölümler klinik araştırmayı tercih etmeli? Tabii ki klinik araştırmalar dediğimiz zaman tıbbi terminoloji öne çıkıyor. Dolayısıyla bizim Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı bölümler arasında Sağlık ve Fen Bilimleri Fakülte mezunları diyor. Ama moleküler biyoloji ve genetik, biyoistatistik, daha çok bilimsel çalışma yapmaya gerçekten uygun, öğrenmeye açık, kendini geliştirmeye yatkın bütün üniversite öğrencileri aslında seçebilir, seviyorlarsa. Ama sözel bölümleri okuyan üniversite öğrencileri, dediğim gibi tıbbi terminoloji biraz önemli olduğu için, biraz değil, bayağı önemli olduğu için zorlanacaklardır. Ama seven, araştırmayı seven, kendini geliştirmeyi seven hemen hemen bütün meslek grubu tercih edebilir. Aslında İklim Hanım, sizin söylemlerinizden şunu çıkartıyorum. Oldukça sabır gerektiren, oldukça sevgi ve ilgi gerektiren bir alan olduğunu düşünüyorum. Yine buradan Sağlık Bakanlığımıza, Bakanımıza, sevgi ve saygılarımızı iletelim. Belli güzel çalışmalarını dile getirdiniz. Kesinlikle. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza yine sevgilerimizi sunuyoruz. Allah hiçbir zaman onları başımızdan eksik etmesin. Siz gibi değerli, dediğiniz gibi bir ilacın bir rafa, bir eczaneye gelmesindeki sürecin bile hani ne kadar zorlu koşullardan geçtiğini sizin sayenizde burada dinlemiş olduk. İnanın her şey bir emek istiyor ve sizler sayesinde belli bir aşamalar kat edebiliyoruz. Bu klinik araştırmalar mevcut olmasaydı daha çok zorlanabilirdik. O yüzden başarılarınız her daim artarak devam etsin. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık. İyi ki geldiniz, iyi ki konuğumuz oldunuz. Sizi dinlemekten dolayı çok mutlu olduk. Rica ederim. Ve şöyle ileteyim İklim Hanım, son bir sözünüz var mı? Tabii. Ekran başındaki izleyicilerimize. Tabii ki klinik araştırmaların önemini COVID-19 pandemisiyle beraber halk olarak da anladık. Belki bundan pandemiden öncesinde hani genel olarak bizler biliyorduk ama halkımız klinik araştırmaların adını bilmiyor olabilirdi. Ama işte gerekli tedavi yöntemlerinin, aşı yöntemlerinin ya da ilaç yöntemlerinin ki bir tedavinin olmaması nedeniyle klinik araştırmalar adı halkımızın beynine kazındı. Hani pandemi olması kötüydü, süreç kötüydü herkes için ama en azından bilinçlenmemize, hani iyi taraftan bakacak olursak bilinçlenmemize de yardımcı oldu. Dediğiniz gibi gerçekten Türkiye Sağlık Bakanlığı ki yetkili otoriteler klinik araştırmalarda son yıllarda özellikle faz 1 merkezlerimiz yoktu. Çok fazla faz 1 merkezimiz açılmaya başladı. Çok güzel yani çalışmalar en azından hem gençleri bu işte azimle aktif bir şekilde var olmak isteyen bireylerimize de çok güzel katkılar sağlayarak devam etmiş. Kesinlikle, kesinlikle. Faz 1 merkezlerinden ziyade artık Türkiye birçok ilaç firmasının gerçekten de popülasyon özelliği bakımından tercih ettiği bir klinik araştırmalar pazarı diyebiliriz. Yani Türkiye'yi çok fazla bu noktada destekliyorlar. Türkiye'ye yeni çalışmalar geliyor ki Türkiye Sağlık Bakanlığı ve yetkili otoriteler gerçekten bu noktada iyi çalışıyorlar ve kararlar hakikaten bürokrasiye çok takılmayabiliyor. Ama hani şöyle bir handikap var. Tabii kurumdan kuruma değişmekle beraber biraz kurumsal süreç uzun olduğu için ama genel itibariyle Türkiye klinik araştırmalarda hakikaten iyi bir yol kat etti. Harika. Çok çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Bir Mesleki Gündem programının daha sonuna geldik. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.